Kültür Sanat Ajandası'ndan hepinize merhaba. Bu hafta sanata ve edebiyata dair gelişmelerden derlediğimiz haber turumuz, kitap ve sinema seçkimiz ve haftanın unutulmaz sahnesiyle sizlerleyiz. Kültür Sanat Ajandası haber turuyla başlıyor. Yedinci Koğuştaki Mucize, Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi. Derim benim babam. O ne biçim laf kız? Ama öbür babalar hiç benzemiyor. Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik seçici kurul, en iyi uluslararası film dalında Türkiye'nin adayını belirledi. 23 film arasından seçilen, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı 7. Koğuştaki Mucize filmi, bu yıl 93. Akademi Ödülleri'nde ülkemiz adına yarışacak. Ölen kız, sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu edinen filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofia Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurda Rokur başta olmak üzere başarılı pek çok oyuncu yer alıyor. Dördüncü Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali 1-7 Mart 2021 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek. Hashtag sağmıyoruz sloganıyla gerçekleştirilecek festivalin yarışma başvuruları 31 Kasım'da sona eriyor. Bu yıl süper kahramanlık temasıyla yola çıkan festival hem kadınların sinema sektöründe üretim yapmasının hem de bağımsız festival düzenlemenin bir süper kahramanlık işi olmasına vurgu yapıyor. Festivalin yarışma bölümüne başvurular 31 Kasım'a kadar kadınyönetmenlerfestivali.com.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, yeni nesil ve yeni nesil bağımlılıklar temasıyla düzenlenecek. Yarışmaya katılan eserlerden bu sene, bağımlılıkların sebepleri, ulaşma yolları, neden olduğu sonuçlar, sorumluluklarla pandeminin etkilerine odaklanmaları bekleniyor. Dünyadan ve Türkiye'den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2021'e kadar cartooncontest.yeşilay.com.tr adresinden yapılabilecek. Kazananlar para ödülünün sahibi olacak. Hafıza-i Beşer Osmanlı Yazmalarından Hikayeler Sergisi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde. Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın zengin el yazması koleksiyonundan bir seçkiyle oluşturulan sergi, matbaanın yaygınlaşmasıyla 19. yüzyılda etkisini kaybeden Osmanlı el yazması kültürünü yeniden gündeme taşıyor. Çevrimiçi olarak da görülebilen Hafıza-i Beşer Osmanlı Yazmalarından Hikayeler Sergisi, 13 Şubat 2021'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilir. Bayburt'un Bayraktar Köyü'nde yer alan çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında toplayan Baksı Müzesi'nde Maske Çağrışımlar sergisi devam ediyor. Beklenmedik bir biçimde günlük yaşantımızı kontrol altına alan maskeler, 20 sanatçı ve tasarımcının yorumlarıyla sergileniyor. Sergiye katılan sanatçı ve tasarımcılar fotoğraftan performansa, kefen bezinden Lego'ya, tuvalden mobilyaya birçok nesne, malzeme ve düşünce etrafında maskeyi farklı açılardan sorguluyor. Maske Çağrışımlar sergisi 15 Mayıs 2021'e kadar hem Baksı Müzesi çatısı altında hem de baksi.org web sitesinde görülebilecek. Buradan bir vermiş saat şiş patika. Ajanda izleyicilerine önereceğimiz ilk film, İranlı yönetmen Abbas Kiarostami imzalı Kiraz'ın Tadı. Yönetmeni Abbas Kiarostami'nin dünya çapında tanınmasını sağlayan Kiraz'ın Tadı, 1997 yılında çekildikten sonra Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi oldu. Çok sınırlı bir bütçe ve amatör oyuncularla çekilen film, hayat ve ölüm konusunu derinlikli bir biçimde işleyerek sinema dünyasında hayranlık uyandırdı. Filmin başrolündeki Bedi karakteri artık hayattan zevk almayan ve neredeyse yaşamaktan vazgeçmiş zengin bir adamdır. Şakir. Kendi ölümüne yardımcı olacak birini ararken karşısına çıkan kişi ona yol arkadaşı olur. İkili hayatın anlamını sorgulayacak bir yolculuğa çıkarlar ve Bedi için başka bir dünyanın kapıları aralanır.
Bir diğer film önerimiz Hint sinemasından. Baş harfi aşkın dile ihtiyacı yoktur. 2013 yapımı film, Hint sinemasının ses getiren yapımlarından biri. Sar ve dilsiz olan Barfi, küçük yaşta annesini kaybeder ve babası tarafından büyütülür. Hayat dolu ve bir hayli haylaz Barfi'nin başı sık sık derde girer. Yaşadığı şehre taşınan Shruti isimli genç kadınla tanıştığındaysa daha önce hiç karşılaşmadığı duygularla tanışmaya başlar. Barfi, başka biriyle evlenecek olan Shruti'ye ilk görüşte aşık olur. Shruti de zamanla bir şeyler hissetmeye başlar. Ancak ortada büyük bir sorun vardır. Ailesi, kızlarının normal biriyle evlenmesine ve normal bir hayat sürmesini istemektedir. Aile bu birlikteliğin gerçekleşmesine izin vermeyecektir. Yıllar sonra yolları tekrar kesiştiğinde Barfi'nin kalbinde başka biri vardır. Shruti içinse artık seçim yapma zamanıdır. Anurag Basu'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Ileana de Cruz gibi Hint sinemasının sevilen oyuncuları yer alıyor. Sizlere önereceğimiz ilk eser, J.D. Salinger'ın ilk ve tek romanı Çavdar Tarlasında Çocuklar. 1951 yılında basılan kitap Dünya Edebiyatı listelerinin üst sıralarında yer alıyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla sorunlar yaşayan liseli genç Holden Caulfield okuldan atılır. Bu durumu ailesine söyleyemez ve dışarıda 3 gün geçirmek zorunda kalır. Ergenlik çağındaki Holden, yetişkinler dünyasına isyan eder. Bir Noel öncesi başına gelenler sonucu kendini bir psikiyatri kliniğinde bulur. Çıktığı andan bu yana büyük ilgi gören Çavdar Tarlasında Çocuklar, Salinger'ın başarılı ve eğlenceli anlatımıyla okuyucuyu Holden'ın gözünden dünyayı, onun hayallerini ve yetişkinlerin düzenine karşı olan isyanını görmeye davet ediyor. Ajanda izleyicilerine önereceğimiz bir diğer kitap Sevgili Arsız Ölüm. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden Latife Tekin'in 1983 yılında yayınlanan romanı, bir ailenin köyden kente göç hikayesine odaklanıyor. Kayseri'nin bir köyünde yaşayan Huvat Aktaş ve ailesi köyden kente göç eder. Romanda büyük şehirde ailenin yaşadığı değişimler, karşılaştığı maddi ve manevi buhranlar, aile fertlerinin dramları ve ailenin dağılma süreci anlatılmaktadır. Otobiyografik öğeler ve birçok geleneksel unsur da barındıran romanını Latife Tekin, kendi öz değerlerimi, dilimi ve birlikte doğup büyüdüğüm insanların durulmaz bir coşkuyla bana taşıdıkları sevgiyi koruyabilmek için direndim. Sevgili Arsız Ölüm, bu direnişim için aralarında büyüdüğüm insanların bana armağanıdır diye ifade ediyor. Önereceğimiz son kitap, İngiliz gezgin ve yazar Tristan Gooley'nin yılların tecrübesiyle kaleme aldığı Doğanın işaretlerini okumanın kaybolmuş sanatı. Avrupa, Asya ve Afrika dağlarına tırmanmış, çok çeşitli araştırma gezilerine önderlik etmiş bir doğasever olan Gooley, ana vatanında ve dünyanın dört bir yanında arazi yürüyüşlerine onlarca yıl harcayarak tahmin ve izleme yöntemleriyle elde ettiği 850'den fazla ipucunu kitabında paylaşıyor. Doğanın işaretlerini okumanın kaybolmuş sanatı, nerede olunursa olunsun, gündüz veya gece, güneşin, ayın, yıldızların, arazinin, bitkilerin, hayvanların ve bulutların neleri açıklayabileceğini anlatıyor. Kitap, doğaseverlere doğayı yakından tanıtmayı ve doğal bir rehberlik hizmeti sunmayı amaçlıyor. Çektim. Ömrünü eğitime ve ülke insanına adamış idealist bir köy öğretmeni. Hayatın rüzgarı içinde oradan oraya savrulan genç bir kadın ve aşkla saplantı arasındaki ince çizgide yürüyen bir adam. Emekliliğinden sonra İstanbul'a dönüp taksicilik yapmaya başlayan Nazım öğretmenin yolu eğlence mekanlarında şarkı söyleyen dünya ile kesişir. Öğretmen. Estağfurullah. Eşi ve çocuklarının gidişinin ardından yalnız bir adam olan Nazım'ın hayatı, önce dünyanın, sonra kızı Melek ve eski kocası Halil'in dahil olmasıyla beklenmedik şekilde hareketlenir. Hayatı boyunca tanıdığı insanlara bir iyilik meleği gibi dokunan Nazım'ın ihmal ettiği bir şey vardır, ailesi. Görev yaptığı köylerin sakinleri ve öğrencileriyle halen mektuplaşan Nazım öğretmenin kendi çocuklarıyla iletişimi neredeyse yoktur. Baba ve çocukları arasında gergin olan ipler günün birinde kopar ve beklenen yüzleşme gerçekleşir. Onları bizden daha çok korudun, sevdin. Bu kadını, kızını, okuldaki öğrencini, dağdaki çobanı, mezradaki kadını bizden daha çok korudun, sevdin. İdealleri uğruna kendisinin ve ailesinin mutluluğunu feda eden Nazım öğretmenin kızına sarf ettiği sözler, Türk sinemasının unutulmaz sahneleri arasındaki yerini alır. Ben bütün bunları niye yaptım hala bilmiyorum. Niye kendimi bu yalnızlığa mahkum ettim? Niye ailem beni terk etmesini engelleyemedim? Niye hayatımı boş hayaller için yok ettim? Üstelik sonunda elime geçen ne biliyor musun? Koskoca bir hiç.
Sadece 3-5 öğrenci mektubu ve içinden çıkan fotoğraflar. İşin en acıklı yanı da şu kızım. Bir daha dünyaya gelsem gene aynı yollardan yürüyeceğimi biliyorum. Hepimiz hayallerimizin kurbanıyız.